Bak bunlar ortaya doğru çok güzel o kenar kenarda olanlar. Sana full. Güzel güzel. Yani. Şimdi geldik. Ee, en azından denemek deneyelim dedik. Fasulye nasıl kiriyor, nasıl hasat yapılıyor. Biz biraz geç kalmamıza rağmen ektik. Güzel de oldu. Ama daha iyisi olması lazım. Çünkü hazırlık yapmak lazım kıştan. Sürmek lazım. Kışın su, suyu emmesi lazım toprağın. Ondan sonra ama yine de çok da güzel oldu. Yani kuru fasulyemiz hakikaten tam doldurdu. Ve çok da güzel oldu. Ama inşallah seneye daha iyisini bekliyoruz. Bu sene 50 dönüm bir ekim yaptık. 500 dönüme yakın bir yer hazırlıyoruz. Kıştan. Yazın Allah nasip ederse biz kendimiz belediye olarak 500 dönüm ekeceğiz. Evet. Bir de vatandaşlarımıza da destek olacağız. Bu yazılar mahallesinde e, yaz boyu 3-4 ay su vereceğiz. Suya da, suya da para almayacağız. İnşallah bu tarımı e, Çamoluk'ta geliştirmeye çalışacağız. Ekim yaptırmaya çalışacağız. Çünkü bizim... Çamoluğumuzda tarım yapılabilir arazimiz var. Seralar kuruyoruz. Kurmaya başladık zaten. Allah nasip ederse serayla tarım, kuru fasulyemizi kesinlikle ekimini çok yapacağız. Hem tanıtacağız hem satacağız. Peki başkanım. Köylerdeki vatandaşlara uğraşmak yani çiftçilik yapmak isteyen vatandaşlara da bir destek düşünüyor musunuz? Mesela bu konuda en azından bilgi, teknoloji anlamında böyle bir şey Tabii düşünüyoruz bizim burada ekim makinemiz var. Ekim yapmak isteyenlere makinemizi veriyoruz. Ek, daha kolay ekmesi için. Sulama sulama şeyi veriyoruz. Boru hortum desteği veriyoruz. Yani gelsin vatandaşlarımız eksin. Biz belediye olarak her türlü onlara destek vermek istiyoruz daha çok ekisini istiyoruz yani. Kuru fasulye çünkü bizim değerli. Evet. Peki şu bu seneki ekimden beklediğiniz rekolteyi aldığınızı düşünüyor musunuz? Tam aldığımı düşünmüyorum. Çünkü neden? Biz geç kaldık. Yani biz seçimden sonra geldik. Yerlerimiz hazır olmadığı için biz burada geldik. Yani hiç hazır olmayan bir yere hemen sürdük ekim yaptık. Ama yine buna nazaren e, zarar etmiyoruz. Aşağı yukarı e, dönümde 200 kilo yakın ürün alacağız. Ama tabii biz hazırladığımız zaman bunun karşılığı 200 kilo değil, en az 350 kilo dönüm başına ürün almak istiyoruz yani. Bak yani planlamanız bu yönde. Planlamamız o, yolda, o evet. yönde evet. Peki başkanım Kuru fasulyenin e, yapılması veya tanıtılması için vatandaşlara düşen görevler var mı? Bunlar vatandaşlardan beklentileriniz var mı? Yani kuru fasulye çamolun bir markası haline geldi. Evet. Şimdi vatandaştan vatandaştan beklentimiz biz de yardımcı olalım, daha çok yer ekelim. Biz zaten bunu e, tanıtmayı biz kendimiz her türlü yapacağız, e, alımını da yapacağız. Yani vatandaşlarımız gelsin. Satmayı hiç düşünmesin. Biz hasatı olduğu zaman alım yapacağız, paketleyeceğiz. Şimdi şoklama da aldık biz. Bunu fasulyeyi şokladıktan sonra paketleyeceğiz. Çünkü bu ürün nemli olduğu zaman güvelenme yapıyor. Onun için Allah nasip ederse inşallah şoklayacağız. Ürünümüz bol olduğu zaman şoklayacağız, paketleyeceğiz. O zaman uzun zaman dayanacağı için biz her türlü pazarını ve alımını da yapacağız yani. Şimdi başkanım bir de dikkatimi çeken bir şey oldu. Profesyonel bir hani hasat ekibi oluşturmuşsunuz. Herhalde evet. ilçenin dışından. Şöyle uzaktan ablaları da gördüğümüz zaman yani eski ırgat dediğimiz sistem gibi bir şey oldu. Evet. evet. Ve Bir günde aşağı yukarı burayı herhalde hasadını bitirirler. Tabii ki biz öyle bir şey yaptık ama aslında biz önümüzdeki yıl ee, sürekli çalışacak. Bayanlar e, maaşlı almak istiyoruz. Sürekli 12 ay. Çünkü seralarımız da olacak. Hem sarada hem kuru fasulye ekiminde hem e, diğer yaptığımız bahçelerde e, personel alacağız. Yani ee, i̇stihdam meydana istihdam sağlayacağız. Ve bu sürekli olacak. Yani böyle ırgat e, şeyinde değil. Yani şu hasatı toplarken değil. Kendi personelimiz Sürekli toprağı. kendi personelimiz Ve olacak. Sürekli bir ekmek iş sahibi olacak. Tabii olur. iş sahibi olacak. Çamoluklar. Çünkü sera aşağı yukarı bu önümüzdeki yıla kadar bir 30 tane sera kurmak istiyoruz. Hem ayrıyeten serasız yazın ekim ekimde yapıyoruz. Sebze türü şey de ekiyoruz. Kuru fasulye zaten var. Bizim çünkü çalışana ihtiyacımız olacak. Bunu sürekli belediyemize bir de şirket kurduk. Yani bütün e, bu işleri e, belediye şirketimiz yapacak. Şirketimizin personeli olacak sürekli çapasını yapacağız. Çapa makinesi aldık yeniden şimdi belediyemize. E, hem çapasını da yapacağız. En zor işi çapa işi çünkü. Onda makinesini aldık. E, otunu ayıtlamak için de yine bayan işçilerimiz de olacak. Allah nasip ederse sürekli çalışacak insanlar alacağız. O zaman şöyle diyebilir miyiz Başkanım büyük şehirlerde hani iş arayan özellikle temizlik ve saire için mücadele eden bayanları çamuluğa davet edelim mi? Yani çamulukta artık bir iş sahası eşlerini alsınlar çünkü genelde erkekler gelmek istiyor da kadınlar gelmek evet, istemiyor. Evet, Hani iş yok diye dolayısıyla demek ki Çamoluk'ta bir iş sahası meydana Biz geliyor dolayısıyla insanlar Kesin kesinlikle ayıp, kesinlikle e, tersine göç yapması, yapmak istiyoruz. Çünkü e, buradaki iş kapısı biz. Tarım üzerine olsun, seracılık olsun birçok alanda faaliyet göstereceğiz. Gençlerimizi daha çok yaşlılarımızı değil, gençlerimizi buraya istiyoruz. Gençlerimizi hem bayanları çalıştıracağız hem gençlerimizi iş, iş vereceğiz. Evet. Yani bir nevi istihdam artık Çamoluk için e, kaçınılmaz bir gerçek oldu. ve Tabii. Zaten e, inşallah sözümüz var. E, Binler, bin beş yüz çalışan istihdam etmek istiyoruz. Hedefimiz buydu. Bunu söz vermiştik. İnşallah bunu başarırsak nüfusumuzu 10 bine çıkarmak istiyoruz 5 yılın sonunda. İnşallah. Teşekkür Allah ben teşekkür ederim.